Sabah keyfinden herkese merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Evet, bugün seyyah bir konuğumuz var. Dünyayı gezen, gören bir konuğumuz var. Biz kendisini programımıza davet etmek istedik. Çünkü oradaki renkleri, güzellikleri bize anlatmasını, aktarmasını ve oradaki Türkiye'ye bakış açısını kendisinden dinlemek istedik. Konuğumuz Mehmet Han. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Evet, ben Mehmet Han. Hollanda'da yaşıyorum. Aslen buralıyım. Tavas ilçesinden. Evet. Her yıl işte yazları, kış aylarında memleketimi, ailelerim de burada olduğu için, akrabalarım. Ziyarete geliyorsunuz. Ziyarete geliyorum, evet. Hollanda'da çalışıyorum. Ve işte sizin de söylediğiniz gibi dünyayı gezip görme merakım var. Evet, bir merak uyandı ve evet. Siz böyle bir dünya turuna başladınız. Evet. Yaklaşık 20 ülke kadar bir ülkeyi ziyaret ettiniz. Evet. Tabii nasıl karar verdiniz? Yani nasıl bir merak uyandı? Hadi evet. Birden ben gideyim şu ülkeleri gezeyim göreyim mi dediniz? Yoksa bir şey mi neden oldu, evet. Etken mi oldu? İlk başta dünyada yani dünyanın bazı yerlerini gezip görme merakım vardı. Görmek istediğim yerler vardı. İlk etapta oralara giderek başladım. Daha sonra baktım çok güzel bir şey gezmek, seyahat etmek. Evet. Seyahat programlarından da etkilendim. Yani böyle başladı. Daha sonra baktım devamı geldi. Aslında siz bir şekilde Türkiye'nin bir tanıtım elçisi gibi geziyorsunuz. Evet. Çünkü oraya gittiğinizde tanıtmayla alakalı işte orada yaşayan halka da ülkeyi anlatıyorsunuz. Hatta Denizli'yi anlatıyorsunuz. Evet. Ve hatta Denizli sporu anlatıyorsunuz. Aynen. Evet. Çünkü biz bunları da görmüştük daha evvelki görüntülerinizde. Evet. Oradaki vatandaşlara işte Denizli spor diye tezahürat yaptırdığınızı, evet, da biliyoruz. Geçen sene Tanzanya'da Yeşil Siyah diye Çaka kabilelerinin olduğu bölgeye gitmiştim. Orada öyle bir deneyim oldu. Dünden bugüne yaptığım bütün seyahatlerimde Denizli spor formamı, atkımı her zaman yanımda götürdüm. Evet. Ve seyahatim sonunda oradaki tanıştığım kişilere tabii orada hediye ettim onları. Gelirken tabii orada bırakıyorum. Denizli sporlu oldular mı? Sanırım olmuşlardır. Evet. Tabii şimdi bu seyahatinizin son 3 saç ayağından oluşmuştu. Tanzanya, Vietnam, onun öncesinde Tanzanya ve Peru ile de noktalandı. Bunlar son 3 seyahatim. Ama ondan önceki seyahatlerimde Küba'ya gittim, Amerika'ya gittim, Birleşik Arap Emirlikleri. İlk başta Avrupa ile başladım. Avrupa'nın başkentlerini seyahat ederek. Evet. Hemen hemen Avrupa'nın bütün başkentlerini gezdim. Sonra işte dünyanın, Avrupa'nın dışına çıkarak daha ileri, uzak ülkelere gitmeye başladım. Evet. Tabii çok farklı kıtalarda, farklı kültürlerdeki, evet, ülkeleri ziyarette bulunuyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz Vietnam, bir uzak doğu ülkesi, evet, çok bambaşka bir yerde. İşte Tanzanya, Afrika ülkesi, işte, evet, Peru yine gerçi yakın ama işte, evet, noktaları yine Güney Amerika yine çok farklı, evet, dünyanın, bir yerde. Evet. Orada en çok merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi. Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Bakış açıları nedir? Evet. Biraz bunları değinelim mi? Türkiye'yi iyi bakıyorlar. Yani çoğu gittiğim ülkelerde, bu uzak ülkelerde pek Türkiye ile ilgili bir bilgileri yok. Yani kabile ülkeleri olduğu için. Yakın ülkelerde tabii iyi bakıyorlar. Yani Türkiye'ye seyahat etmiş kişilerle, seyyahlarla yollarda hep konuştum yani, karşılaştığım oluyor. Gitmek isteyenler oluyor. Evet. Yani Türkiye'yi tabii iyi gözle bakıyorlar. Yani hiç karşılaştığınız böyle değişik olaylar oldu mu? Hani Türkiye ve Türkler hakkında. İşte siz Türk'üm dediğinizde nasıl bir yaklaşımda bulunuyorlar mesela? Tabii seviniyorlar. İlk sensin diyenler oldu. En son Peru'daydım tabii. Peru'ya giden çok, yani Peru'ya ilgi çeken çok Türkler var, seyahat edenler. Ama tabii bir bölgedeydim. Orada
ilk defa sensin dediler yani bir girdiğim, kaldığım, konakladığım yerde. Sanırım Peru'dan görüntülerimiz evet. Şu anda ekranda. Evet, burası dünyanın 7 harikasından bir yer. Machu Picchu. Ant dağları eteklerinde kurulu bir şehir. İnkaların yurdu. Buraya evet. Zamanında işte İnkalar İspanyollardan kurtarmak için terk etmişler. Yollarını falan yıkmışlar falan. Daha sonra bir Amerikalı 70'li yıllarda burayı buluyor. Sonra böyle turizm açılıyor. Ve dünyanın 7 harikasından bir tanesi evet, evet. Oluyor. Peki bu seyahatleriniz esnasında en çok ilginizi çeken olay ne oldu? Değişik şeyler yaşamışsınızdır o kadar. Evet, tabii yaşadım. Bu bölge çok ilgimi çekti. Özelliği nedir? Burasını biraz aktaralım isterseniz seyircilerimize. Evet, burası işte İnkaların yurduydu. Evet. İnkaların yaşamış burada zamanında. İşte 3000 metre yükseklikte kurulu bir şehir. Evet. İşte ilgi de yüksek diyorsunuz. Evet. Oldukça. Ant dağları eteklerinde. Evet. Peki siz tabii aynı zamanda Hollanda'da çalışıyorsunuz. Evet. Nasıl fırsat buluyorsunuz bu ziyaretleri gerçekleştirmeye? İşte arada tatillerimi değerlendiriyorum. Yıllık izinlerimiz var. Ben genelde bütün seyyahların uyguladığı sistemlerden yararlanıyorum. Bu bayram tatillerini denk getiriyorum. Evet. Bir de aylık izinlerimiz oluyor ayrıyeten. Bunları birleştirerek izin günlerimi çok tasarruflu kullanarak seyahat ediyorum. Çünkü her yaz 4 haftalığına Denizli'ye geliyorum. Evet. Ona göre programımı yaparak seyahat ediyorum. Hem yıllık izninizi kullanıyorsunuz evet. Hem de aradaki tatillerinizi birleştirerek yurt dışı seyahatlerinizi evet. Gerçekleştiriyorsunuz. Tabii bu arada sanırız Hollanda hükümetinin de vatandaşlar için, çalışanları için bir güzelliği var. Bu tatille çıkacak çalışanlarına aynı zamanda bir tatil ücreti de evet, veriyor. Aynen, evet, öyle. Tabii bu da aslında yurt dışı gezisi yapmak isteyenler için oldukça güzel bir imkan sunmuş oluyor. Evet, tabii oluyor. Ki işte Avrupa'da yaşamamın avantajından dolayı yararlanıyorum tabii ki. Yıllık, sizin de dediğiniz gibi yıllık tatil ücreti veriyorlar. Artı 24 iş günü yıllık izin hakkımız oluyor. Bunları değerlendiriyorum. Onun haricinde her ay aylık izin. İşte ben genelde ay sonlarında gidiyorum. O zaman her iki ayın aylık izinini birleştirerek bir de hafta sonları ilave oluyor. Evet. 12'şer günlük işte her yıl yollara çıkıyorum. Evet. Peki bütün bunları yaparken siz ziyaretlerinizde gittiğiniz bir ülkede tamam işte burası benim yaşamak istediğim ülke dediğiniz bir yer oldu mu hiç? Öyle ya öyle olmadı ama iyi ki buraya gelmişim, görmüşüm dedik. Her gittiğim yere öyle dedim ama burada kalayım, yaşayayım dediğim bir yer olmadı. Tabii ki öyle bir yer sadece burası Türkiye diyorum. Türkiye'yi düşünüyorsunuz. Evet. Ya o kadar yer gittim, gezdim, evet. Gördüm ama Türkiye gibisi yok. Denizli. Evet, bu da tabii ki. Evet. Peki kaç yıldan beri bu seyahat? 6 yıldan beri evet. Dünyanın çeşitli ülkelerini geziyorsunuz. Peki bundan sonra gitmeyi düşündüğünüz ülkeler nereleri? Mesela ilk etapta var mı bir plan içine dahil ettiğiniz? Evet, şu an planımda bir yani şu an yani hepsini tüm dünyayı gezmek gezdim. İstiyorum diyorsunuz evet. Ama bundan sonraki sıradaki ülkeler hangileri? Öyle şu an bir ülke kafamda yok ama gitmediğim bir bölge olabilir diyelim. Henüz tasarlamadınız. Tam olarak tasarlamadım. Şimdiye kadar gidip gördüğüm yerler önceden gidip görmek istediğim yerlerdi. Yani şurası da var, burası var ama şu an tamamen... Özel olarak hani dikkatinizi çeken evet, bir nokta yok. Şey olabilir, Hindistan, Sri Lanka gibi. Fas taraflarına geçtiniz mi? Fas da. Oraya geçmedim. Fas, Venedik. Sadece Dubai'ye gitmiştim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne. İşte Güney Amerika'ya gitmemiştim. En son olarak Peru'ya gittim.
Nasıl peki orada şimdi tabii kabile yaşantısı süren evet. hani ülkeler olduğunu görüyorum. Mesela Vietnam. Vietnam'daki olayda orada hala savaşın etkilerini görüyor muyuz? Yani nasıl evet. oradaki Yaşlıları şu an hala savaşın etkisi altında. Gençler Hı-hı. değil tabii ki ama yavaş yavaş savaşın etkisinden kurtulmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Çalışıyorlar. Yani hem ekonomik olarak hem evet. Yaşantı olarak Vietnam sıyrılmış durumda mı evet, yoksa evet. Hala izleri devam ediyor mu yaşantılarında? Tabii yaşlılar da devam ediyor ama gençler tabii hayatı devam ettirmeye çalışıyorlar. İşte o savaş bölgelerine gitmiştim. Kuchi tünellerinin olduğu bölgelere. O savaşta kalıntılarını birebir yaşadım. Hı hı. Güzel bir deneyim oldu. Evet. Peki onun sonrasında tabii bir Tanzanya ziyaretiniz oldu. Evet. Tanzanya nasıldı? Oradaki ziyaretlerinizde en çok ilginizi çeken neydi? Tanzanya'da en çok ilgimi çeken Maturini bölgesindeki Chaka kabilelerinin yaşadığı yeri ziyaret etmek oldu. O gün işte orada benden başka turist yoktu. Evet. Yağmur sezonunun başlangıcında gitmiştim ben. Yağmur sezonu oraya genelde turistler tercih etmiyorlar. Yağmurlu olduğu için. Ama ben işte o zaman da gitmiştim oraya. Çadırlarda kaldım onlarla birlikte. Nasıl kabile hayatı? Kabile hayatı yani çok farklı bir şey. Yani aslında anlatılmaz. Yani anlatmak biraz zor ama yaşanır diye. Yani onlarla beraber çadırda kaldım diyorsun. Evet, çadırlarda mı yaşıyorlar? Kaldım. Evet, çadırlarda yaşıyorlardı. İşte mesela yemekleri nasıldır? Yemekleri hani oradaki yemekleri yiyebildiniz mi? Hani sonuçta evet, kabile yiyebildim. Çok... onlar işte orası muz tarlalarıyla dolu bir yerdi. Muzla mı beslendiniz evet, sadece? Muzla evet. Orada her sabah öğlen akşam. Evet. Muzu her yemekleri muzlarlaydı. Muz çorbaları vardı. Muzlarla bira üretiyorlardı. Evet. Yani muz çorbası içtim. Bizim mercimek çorbasını birebir. Öyle mi? Çok az farkı var. Hı-hı. İşte öyle. Onun dışında mesela birlikte, sadece muz değildir herhalde. Farklı yedikleri şeyler de vardır. Evet, farklı yedikleri şeyler neler de vardı. Var tropikal meyveler. O zaman sadece meyveyle besleniyorlar herhalde. Yani meyve, pilav, pirinç falan. Onlarda da evet. Barbekü kültür, pilav, pirinç oluyor. Daha farklıydı. Yani yemekte çok sıkıntı yaşamadım. Yemekte sıkıntı yaşamadım. Gittiğim hiçbir ülkede yaşamıyorum. Pek yemekle aram da pek iyi sayılmaz. Meyve mi yani, tüketiyorsunuz? Meyve, hafif şeyler. Hani gittiğiniz büyük ülkelerde tamam vardır ama mesela hani kabile tarzı yaşanan evet. noktalarda çok hani i̇şte onlara merak uyandırıcı. Evet, onlar hazırladılar. Bana servis ettiler. Ben de tabii onlara ayak uydurdum o gün orada. Nasıl bir geleneğe sahip? Peki orada yaşayan kabileler neler yaparlar? Mesela gün içinde nasıl bir yaşantı sürdürüyor oradaki kabile? İşte hayvancılık yapıyorlardı. Tarım. Tarımla uğraşıyor. Evet, tarımla uğraşıyorlardı. Pirinç üzerine mi? Pirinç tarlaları. Muz vardı. Pirinç artık. Muz. Muz tarlaları vardı. İşte bir de onların ünlü bir dansları var. Ayamama dansları. Gelen evet. misafirlerini o şekilde karşılıyorlar. O gün beni de öyle karşıladılar. Birlikte danslar ettik. Gelen turist kafilesini evet. o dansla beraber evet. karşılıyorlar. Bir de Afrika'nın en yüksek dağı oradaydı. Kilimanjaro Dağı. Evet, oldukça da bilinen evet. bir dağ. Bilinen bir dağ. İşte onun eteklerinde, onun manzarası altında iki gün onlarla birlikte kabile hayatı yaşadım. Peki o oradaki kabileler üzerinde yani tamamen kendilerine mi haslar yoksa orada etkisi olan ülkeler var mı? Hani öyle bir şey dikkatinizi çekti mi? Öyle bir şey yani kendi yaşam tarzlarını da kurmuşlar. O şekilde yaşıyorlardı. Yani dış etkisi yoktu. Dış etken yok yoktu. Diyorsun. Sadece oradan işte Tanzanya'dan Zanzibar bölgesine geçtim. Orası da bir farklı bir dünya. Orada Müslümanlık vardı. Evet. İslamiyet öndeydi. O Tanzanya karasında ise Hristiyanlık ön planda. İslamiyet azınlık olaraktı.
Oradaki yansıma nasıl? Yani mesela işte hiç konuştunuz mu? Nasıl işte Hristiyanlıkla nasıl tanışmışlar ya da işte Müslüman bölge diyorsunuz, onlar Evet. nasıl olmuş? Yani bunları hiç sohbetleme şansınız oldu mu? Öyle bir sohbetim olmadı ama Evet. hepsi barış içinde yaşıyorlardı. O ilgimi çekti. Hmm, Yani sorun yok diyorsun. Müslümanlar Kabileler Hristiyan, arasında savaş evet yok. yok savaş yoktu. Evet. Camiler, kiliseler aynı bölgelerde vardı. Bir şey olmadı yani. Peki oradaki nasıl mesela belli bir eğitim olayı var mı oradaki kabilelerde yoksa yani Var yoktur. okulları Var mı vardı. okulları? Okulları tabii ki çok harap durumdaydı. Camları yok. Sınıflar çok doluydu. Hatta orada okulları da ziyaret ettim. Sınıfları ziyaret ettim. Kendi Nasıl bir eğitim ikramlarda bulundum. sistemleri var orada? Nasıl? İngilizce eğitim alıyorlardı. Evet. Yani ilginç. İngilizce İngiliz, evet. özellikle. Peki orada işte bu eğitimleri veren İngilizler mi yoksa kendi Hayır, kendi kabileleri içerisindeki vatandaşları, vatandaşları? evet. Normalde dil olarak İngilizceyi mi kullanıyorlar yoksa sadece eğitim dilleri mi İngilizce? Kendi ana dilleri Şivalili dili. Onu mu konuşuyorlar normalde gün Evet, onu içerisinde? konuşuyorlar ama aldıkları eğitim tabii İngilizceyi ön planda tutuyorlar. İngilizce öğreniyorlardı. Evet. Orada bir uyum sorunu yaşamadım dil konusunda. Peki gittiğiniz yerlerde peki genel olarak her yerde İngilizce mi konuşuluyor yoksa En son gittiğim Peru'da İspanyolcaydı. orada nasıl şey yapıyorsunuz? Yani iletişim kuruyorsunuz Orada insanlarla? yani çat pat fazla iletişim kuramadım ama yani devamlı seyahat ettiğim o seyahatte olduğum için yani Siz şimdi grupla değil bireysel olarak evet bireysel. ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Peki oradaki ziyaretlerinizde en çok gitmeyi tercih ettiğiniz noktalar nereleri? İşte bu gördüğümüz gibi hani buradaki gibi işte tarihi noktalarını Evet, geziyorsunuz. kültürel. Kültürel noktalarını ziyarette bulunuyorsunuz. Ama onun dışında özellikle gitmeyi görmeyi tercih ettiğiniz noktaları nereler oluyor özellikle? İlk etapta insanlar, yani kabileler tercih ediyorum. Daha sonra tabii doğası, tarihi yerleri tercih ediyorum. Yani turistik yerleri en son plana bırakıyorum. Evet. Zamanım olursa, olmazsa önemsemiyorum. Evet. Tabii ilginç görüntüler görüyoruz Evet, yine biz. burası tabii işte dediğimiz Machu Picchu bölgesi. Evet. Oldukça da yüksekte olan bir Evet, alan. burası 2500 metre yüksekliğinde. Ama Peru çok yüksekte kurulu bir yer. Daha yüksek, 4000 metreye kadar yüksek yerleşim yerlerini ziyaret ettim. Cusco şehri vardı. Bir de dünyanın en yüksek gölü, Titicaca Gölü, Peru topraklarında. Evet. Yarısı Peru toprakları, yarısı da Bolivya. O gölde tekne turu yaptım ve orada da bir kabileyi ziyaret ettim. Orada bir Titicaca Gölü'nde bir ada var. Takile Adası ve adı aklımda değil şimdi. Bir ada vardı. Evet. Adayı tamamen şeyle yapmışlar, hasırdan. Suyun üzerinde hareket edebiliyor. Dış dünyayla iletişimleri yok. Yapay bir ada. Yapay bir ada, evet. Evet. Bütün kullandıkları malzeme, kaldıkları çadırlar olsun, yaptıkları tekneler hepsi hasırdan yapmışlar. Hasırdan bir ada Evet. diyorsunuz, değil mi? Evet. Çok ilginç bir olay o da. İlginç. Adanın aklı Büyüklüğü nedir yaklaşık olarak o adanın? fazla büyük, yani fazla büyük değil. 1000 metre, 1000 metrekare 1 metrekare kadar. kadar. İşte orada Yaşayan var evet tabii ki yaşayanlar orada. var. Öyle bir ada yapma ihtiyacı nereden hissetmişler? Yani alan mı yetersiz kalmış yoksa öyle bir yani çok o da ilginç yani hasırdan bir ada yapmak da enteresan bir olay mesela. Evet. Hiç sormak aklınıza geldi mi orada hani neden böyle bir ada yaptınız diye Evet, ben onu merak ettim. işte o da işte orada İspanyollardan korunmak için yapmışlar o zamanında.
Korunma maksatlı evet. yapılmış. Evet. Burası tam olarak burası, neresi? Orada burası tabii çok... Machu Picchu'nun en yüksek tepesi. İnka Köprüsü'ne yürüyordum. Şu yanda, yan tarafta asılı şekilde gördüğünüz yer İnka Köprüsü. Çok böyle evet. Tehlikeli ve zor çok, bir alan aslında. Evet, çok orası. Zor bir parkurdun. Aşağısı uçurum. Tutunma noktaları evet, olmasa... Oradan tutunarak evet. yürüdük işte. İleride son nokta. Oldukça zor bir alan olarak evet. görülüyor. Burası işte son noktası. Peki bu alan dışında Peru'da özellikle nerelere gittiniz? Peru'da işte Titicaca Gölü'nü ziyaret ettim. Arequipa şehrine, Lima, başkent Lima, Puno şehri, bir de Aguas Salientes diye bir kasaba vardı. Bu Machu Picchu'nun Machu Picchu'ya köprü vazifesini görüyor. Evet. Buraya ulaşmak isteyenler önce orada konaklıyordu. O kasabaya gittim. Nasıl bir imaj uyandırdı Peru sizde? Yani hani insan olarak, şehir olarak, ülke olarak o ziyaret ettiğiniz noktalarda nasıl bir imaj bıraktı? Ya sadece işte kültür olarak yani bilgilerim biraz hı hı. tazelendi. Yani yeni bilgiler edindim. Evet. Evet, burada herhalde biletiniz mi? Evet, burada Machu Picchu'dan sonra geri dönme otobüslerle Aguas Salientes kasabasına geri döndüm. Daha sonra evet. İnka trenleriyle Cusco şehrine geri dönmüştüm. Hı hı. O tren yolu da çok dünyaca ünlü. İnka trenleri. Hı hı. Machu Picchu ulaşanlar hep o trenlere biniyorlar. O da çok ilginç. Hı hı. Ant dağları eteklerinde. Güney Amerika'da tabii hiç orada Kızılderili kabilesi falan var mı? Dikkatinizi çekti. Yok ama insanlar Kızılderililere benziyor. Şu gördüğünüz de Puno şehri. Hı hı. Yani seyahatim, yani beni takip edenler genelde bunlar Kızılderili mi falan diye soranlar oldu. Evet. Ama ben anlattım tabii bunlar İnkalar ama Kızılderililere benziyorlar yani. Hı hı. Zaten o topraklara da yakınlar. Nasıl mesela oradaki şey nasıl tabii çok ilginç, ilginç giyim tarzları var işte. Ufak boylular, biraz toplu. Giyim tarzlarından ne olduklarını, her giyim tarzının farklı şeyleri varmış, anlamları. Yani bekar, evli olduklarına dair farklı. Nasıl mesela? Farklı. Bekar olanlar nasıl giyiniyor, evli olanlar nasıl giyiniyor? Hani ya, bu da şapka çok... takıyorlarmış. Bazıları şapkanın... Evli olanlar mı şapka takıyor? Onu tam olarak bilmiyorum ama... Yani şapkanın uçlarında farklı şeyler var, yani süsler. Hı hı. Yani kendileri yani giyim tarzlarından yani insanların ne olduğunu çözebiliyorlar. Evet. Burada tabii siz... Burada da Cusco şehri. Hı hı. Cusco'nun en yüksek tepesine gidiyordum bugün orada. Hı hı. Cusco'nun kuş bakışı. Evet. Peru'da en beğendiğim yani şehir bu oldu, Cusco şehri. Hı hı. Burada da çok güzel anılarım oldu. Lamalar. Lamalarıyla ünlü bir ülke. Evet, mesela bunlar onların günlük kıyafetleri evet, mi? Günlük kıyafetleri. Peru halkının. Evet, şimdi bunlar şapkalı mesela. Oradan ne anlam çıkarmamız gerekiyor? Evet, onu tabii ben bilemiyorum ama burada turistlerle bu Cusco şehri manzarası altında fotoğraf çektiriyorlardı. Evet. Peki nasıl geçiniyor buradaki insanlar? Var mı hani özellikle? Burada bu şehirlerde turizmle geçiniyorlar. Genel turizm. Hı hı. Alpaka yünleriyle. Onlar da alpaka yünü de dünyaca evet, ünlü, çok meşhur ve çok değerli bir. Evet. Orada başında da sormuştunuz programın başında. Şimdi alpaka etiyle de orada tükettim. Evet. Yani çok lezzetliydi. Burası işte az önce bahsettiğim Titicaca Gölü. O sözünü ettiğiniz yapay ada işte var burası. Mı evet, burası. Burası, evet, orası evet, mı? Burası. Burası aslında evet. gerçekte ada değil, yapay bir ada. Yapay bir ada. Bir ada. Evet. Hasırdan direkt evet. yapılmış. Hakikaten çok ilginç yani hani hasırdan. Gördüğünüz bir ada. Bu halk da işte dış dünyayla iletişim olmayan bu Titicaca halkı. Evet. Urolar.
Yani peki nasıl yapmışlar bunu? Hani hiç böyle batma etme durumu falan söz konusu değil mi? Hani hasır evet. Sonuçta dalgaya göre dalgayla birlikte hareket ediyor ama öyle batma tehlikesi yoktu. Evet. Normalde korunma amaçlı yapılmış ama sonuçta orada yaşayanlar da yaşantılarına devam etmişler. Tekrar geri dönmemişler. Hayır, evet. Ülkelerine. Bu şekilde geçiniyorlardı. Kulübelerine girdim, evet. Burada çok zor aslında bir yaşam şartı. Evet. Yani şu şekilde baktığınızda içerisi kulübeleri yaşadıkları. Ama televizyon falan da görüyorum. Evet, televizyon. Normalde sonradan tabii biraz teknolojiyle tanışmışlar. Evet. Uros Adası. Çok ilginç. Hani evet. Herhalde bunlar turistler için. Evet, açılmış. Kendi yaptıkları el ürünleri. Aslında belki de taşınmama nedenleri hani turizm nedeniyle oraya gelip merak uyandırıyor çünkü. Evet. Hani hasırdan bir ada olması tabii insanların ilgisini çekiyordur. Evet. Her gelen mutlaka o adaya da ziyarette bulunuyordur. Zaten işte bir Machu Picchu var, bir de burası var. Bu iki Peru'ya kim giderse yani bu iki yeri mutlaka görüyorlar. Evet. Zaten sırf bu adayı görmek için, bir de Machu Picchu'yu görmek için Peru'ya gidenler var. E tabii yani ilginç gerçekten. Peki orada yapmış oldukları değişik el işi ürünler herhalde evet, değil mi? Evet, el ürünleri. Nelerdir daha çok mesela? Oraya özel neler var? Takılar var. Bir de döşeme gibi el ürünleri, yastık kılıfları. Evet. Kırlent kılıfları. Evet. Bence oradaki şapkalardan falan şapkaları var. Olsaymış o çok ilgi çekermiş. Evet. İşte haritada da gördüğünüz gibi Bolivya sınırında Peru. Evet. Keyifli bir ziyaret olmuş görünen o ki. Burası da yine o sözünü ettiğimiz Machu Picchu. Machu Picchu'daki alan. Giriş, girişteki alan. Çok yüksekte olduğu için oksijen azdı. O yüzden çok yavaş hareket etmek gerekiyordu. Tabii bu konuyla ilgili gerekli uyarılarda da bulunuyorlardır. Özel haplarımız vardı, tabletler kullandım. Evet, oldukça keyifli ziyaretler olduğunu görüyoruz. Tabii buradan da değişik görüntüler biz seyircilerimize aktarmış olduk sayenizde. Bir fikir oluşmuş oldu. En azından o bölgeler hakkında da en azından yurt dışına ziyarette bulunmak isteyenlere kesinlikle tavsiye edeceğim bir yer oluşturmuş oldu. En azından o bölgelere gitmeyenler için de yine oradaki görüntüleri biz burada paylaşmış olduk. En azından bir Hasır Adanın orada varlığından haberdar olmuş olduk. Mesela ben oradaki Hasır Adayı bilmiyordum. Oldukça da ilgimi çekti açıkçası. Biz programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İnşallah bir dahaki programda, başka bir programda, başka ziyaretlerinizden sonra tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. İnşallah. Yine. Kolaylıklar diliyoruz teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, böylesine renkli görüntülerle sizlerle beraberdik bugün. Çok değişik noktalarda, değişik kültürlerde ki yerleri de görmüş olduk biz de. Kısa bir ara veriyoruz programımıza kaldığımız yerden sonrasında tekrar devam edeceğiz.